Latin Köprüsü Saraybosna. Sarajevo. Bu köprü ilk olarak 1541'de bir deri işçisi tarafından ahşap olarak yapılmış. Daha sonra köprü yıkılarak taş köprü olarak yapılmış. Kaçta? 1700'lerde herhalde. 1798-91'de yine bir sel felaketiyle köprü yıkılmış. 1798'de ise Abdullah Avni Bey mi, Ali Avni Bey mi, öyle bir şey işte. Onun tarafından yapılan bir bağışla burası onarılmış, taş halinde tekrar yapılmış. Tekrar yapılmış. Sonra bu köprünün en önemli şeyi Birinci Dünya Savaşı'na neden olan ha bak burada da yazıyormuş. 1541 1798 tekrar yenilenmiş. Abdullah Biriga tarafından yenilenmiş. 1798'de yapılmış. Birinci Dünya Savaşı'na neden olan Avusturya Macaristan Arşidükü Franz Ferdinand'ın bu yakında bir yerde, bu köprünün üzerinde suikaste uğramış ama yakında bir yerde de öldürülmüş. Köprünün üzerinde öldürülmemiş o arada. Bu yakında köprü üzerinde suikaste uğramasından dolayı önemli bir köprü. Durum böyle. Bakıyoruz. Hızla bak. Ne yapıyoruz? Köprüye doğru gidiyoruz. Köprüden geçti gidiyor. Evet, buralarda da hep böyle kilitler var. Bir kalp. Kalbimiz burada. Aşıklar, maşıklar. Dur şu köpçeye kilide yakın çekim yapacağım. Hop. Neredeydi o kilit? Buradaydı. Kalp. Burada da bir kalp var. Böyle. İnsanlar aşklarını simgelesin diye sonsuz hesabına yapıyorlar. Bakıyoruz. Burası da böyle. Evet. Saraybosna tramvayı. Güzelmiş. Köprünün görünümü. O arkadaş ne satıyordu Ayşegül? Bilmiyorum. İlgilenmedim. Başımdan savdım. Savdın mı? Savdım ya. Sav bence de ya. Karga karga. Kargalar kargalar. Aa ne güzel, baksana ışıklandırmışlar. Karşıyı ışıklandırmışlar, evet gördüm şu an. Çok güzel, gökkuşağı gibi. Burada da müze var o arada şurada. Tam karşıya gidersek de Ferhadiye Caddesi'ne falan ulaşıyoruz. Aynı zamanda Gazi Hüsrev Bey Camii var karşıda. Gazi Hüsrev Bey Bedesteni var. Şu sağda zaten görünüyor. Kütüphane var. Kütüphane görünüyor. Aha. Böyle bir durum. Yeniden bu kadar. Bu karım. Selam selam. Bu da ben. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.